Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, Eğitim Konferansları serisinin devamı kapsamında bugün Çelebi Uluyol hocamızla EndNote üzerine bir konferans gerçekleştireceğiz. Konferansa başlamadan önce ben sizlere kısaca Çelebi Uluyol hocamızı tanıtmak istiyorum. Çelebi hocamız lisans eğitimini bilgisayar sistemleri öğretmenliği, yüksek lisans eğitimini elektronik ve bilgisayar eğitimi, doktora derecesini ise eğitim teknolojisi alanında tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde görev yapmaktadır. Lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde bilgisayar donanımı, bilgisayar ağları, işletim sistemleri, öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı, artırılmış gerçeklik, teknoloji ve bilgi yönetimi ve uzaktan eğitim dersleri vermektedir. Teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi, sempozyum bildirisi ve kitabı bulunmaktadır. Geçmişte farklı projelerde görev almış olup halen UNICEF, Avrupa Birliği ve TÜBİTAK tarafından desteklenen çok sayıda proje yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görevine devam etmektedir. Özellikle son dönemde öğrenci, öğretmen ve öğretim elemanlarının hizmet içi eğitiminde bazı görevler üstlenmiştir. Hocamız son 5 yıldır eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda okul ve kurumlarda çalışmaktadır. Bu anlamda öğretmen ve öğrencilerin katıldığı sistem, fen teknoloji, mühendislik ve matematik, robotik uygulamalar, 3D tasarım ve kodlama ile ilgili çalışmaları yönetmekte ve yürütmektedir. Uzmanlık alanlarından birisi uzaktan eğitimdir. Okullarda kullanılan uzaktan eğitim platformları, öğrenme yönetim sistemleri ve öğretim tasarımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Ben şu an hocamıza sözü bırakıyorum. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Bugün sizlere EndNote referans bilgi sistemi, referans yönetim sistemi ya da bibliografya yazılımı olarak adlandırılan sistemle ilgili temel, önemli gördüğüm paylaşımları gerçekleştireceğim. Kısa birkaç sunum gösterdikten sonra direkt uygulamalı anlatacağım. Uygulama noktasında özellikle sizlerin işine yarayabilecek önemli hususlar neler? Onları ifade edeceğim. Şimdi şöyle ilerledik zannedersem. EndNote dediğimiz zaman genelde akademik çalışmalarımızı yürütürken önemli hususlardan birisi çok fazla bilinmiyor. Kendi veri tabanımızı yönetmemizi sağlıyor. Yani biz herhangi bir literatür taramasını işte Google Scholar'dan, Web of Science gibi yerlerden, Eric'ten, Scopus'tan yapabiliyoruz. Ama EndNote'un içerisinde bütün bu indeks ya da veri tabanlarında aslında bir literatür taraması da gerçekleştirebiliyoruz. Bibliografya yazılımı olarak adlandırılıyor bu tür yazılımlar. Yani içerisinde hem depolama, hem kaynaklarımızı düzenleme, hem yeni referanslar, kaynaklar tarama ve bunları online veya masaüstü bilgisayarda çalışabilir bir şekilde bize sunuyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi kampüsün içindeysek ya da proxy ayarı yapıp dışarıdan da bağlanabilirsiniz. Çevrim içi veri tabanlarında aradığınız yazar veya makalenin konu başlığı gibi çeşitli seçenekler kullanarak arama yapmaya imkan tanıyor. Bu tür daha birçok yararı var EndNote'un. Bütün kelime işlemci programlarıyla uyumlu çalışıyor. Yani daha çok biz tezlerimizi akademik yayınlarımızı yazarken biz bilgisayarımızda daha çok Word programını kullanıyoruz. Dolayısıyla EndNote dediğimiz sistem aslında bütün bu Word veya Word benzeri programlarla ilgili sorunsuz çalışan bir yazılım olarak karşımıza çıkıyor. Çeşitli versiyonları var EndNote'un. İşte X8 sürümüyle başlayan, daha sonra çeşitli yıllarda geliştirilmiş farklı versiyonları bulunan bir yazılım. Tabii sunumu burada sonlandırıyorum. Biraz uygulamalı olarak sizlere göstermek istiyorum. Şimdi
Tekrar şuradan bir ekran paylaşımı yapayım. Sanırım Chrome ekranım geldi değil mi hocam? Geldi. Evet. Şimdi herkes Gazi Üniversitesi'nden mi? Öncelikle onu sorayım. Hocam çoğunluk öyle ama şu an diğer katılımcılarımızdan emin değilim. Anladım. Şöyle bir site var, biliyor musunuz bilmiyorum. Üniversitemizin akademik personeline ve öğrencilerine sunduğu bir site. depo.gazi.edu.tr. Üniversite kampüsünün içerisinden ya da proxy ayarı yaparak dışarıdan bu siteye bağlanabiliyorsunuz. Burada üniversitemizin öğrenci ve personeline çeşitli programlar ücretsiz olarak sunuluyor. Ne var bu sitede bakacak olursanız, mesela Microsoft'un her türlü ürünü var. Örneğin Microsoft ürünleri dediğimde işte çeşitli ofis sürümleri, bakın Office 2013, 2016, 2019 buradan indirip bilgisayarlarınıza kurabilirsiniz. Aynı şekilde geriye gittiğim zaman Windows ürünleri var. İşte Windows 7, 10, 11 gibi, bakın Windows'un çeşitli işletim sistemi sürümlerini ücretsiz indirebiliyorsunuz. Bir de programlar başlığı altında şurada bakacak olursanız, bakın EndNote diye bir klasör göreceksiniz. EndNote'a tıkladığınızda EndNote'un kurulabilir exe halleri buraya yerleştirilmiş durumda. Sizler bilgisayarınız 32 bit ya da 64 bit, hangi işletim sistemine sahipse, örneğin 64 bit olduğunu düşünelim. EndNote 64 bit exe. Ya da işte son versiyon, bakın EndNote 20.2'yi tıklayıp son versiyonunun exe halini bilgisayarınıza indirip kur dediğiniz zaman EndNote'u ücretsiz bir biçimde bilgisayarlarınıza indirip kurabilirsiniz. Kurulum oldukça basit. Exe dosyasını buradan indirip, indirdiğinizde çalıştırıp ileri 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 dediğinizde herhangi bir değişiklik yapmadan çok rahatlıkla kurulumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Buradan ofisi de kurabilirsiniz dediğim gibi. Microsoft ürünü. Bir şey sorabilir miyim? Bunu birden fazla bilgisayara bu hesabımızdan, kendimize tanımlı hesaptan yapabiliyor muyuz? Tek bir bilgisayar hakkımız mı vardır? Hayır. Herhangi bir lisans sınırlaması getirilmemiş. Odanızdaki bilgisayarınıza da kurabilirsiniz. Hı-hı. Kişisel laptopunuza da kurabilirsiniz. İkinci, üçüncü bir bilgisayar sayarınız varsa ona da kurabilirsiniz. Çünkü üniversitenin içinden internete bağlandığınız takdirde işte bu depo.gazi.edu.tr'ye ücretsiz ulaşabiliyorsunuz. Buradan bu yazılımların tamamına istediğiniz kadar bilgisayara kurmak üzere ulaşıp kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Bu da üniversitemizin bir imkanı. Çok fazla öğrencimiz bilmiyor. Hem işletim sistemleri bağlamında, hem Microsoft Office ürünleri bağlamında, hem de işte programlar başlığı altında, klasörü altında, işte EndNote, MATLAB, SolidWorks, bakın SPSS de var. Öğrencilerimizin sıklıkla kullanabileceği Amos var, bakın gibi. Yani birçok şey var burada. Bunları ücretsiz bilgisayarınıza indirip kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi paylaşımımı yine tekrar durdurdum. Şöyle ekranımı paylaş dediğimde tekrar. Şimdi EndNote'u çalıştırdığımızda, hocam EndNote ekranı şu anda geliyor mu? Evet hocam. Geliyor. Tamam, süper. Şimdi EndNote'u indirip o depo.gazi.edu.tr'den bilgisayarınıza kurduğunuz zaman herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. İleri ileri next şeklinde ileri gittiğinizde kurulum başarılı bir şekilde gerçekleşiyor ve bilgisayarınızdaki kelime işlem hangisi ise, mesela şu an Word'u açtım.
Hocam Word ekranımda geliyor mu bu arada? Geliyor hocam şu an görüyorum. Tamam, ben ekranımı komple paylaştım çünkü. En sağ üst köşeye bakacak olursanız şurada EndNote 20 diye bir sekmeyi kendisi otomatik olarak yerleştirdi. Yani siz EndNote'u sorunsuz bir şekilde bilgisayarınıza kurduğunuz takdirde bilgisayarda kullanmış olduğunuz kelime işlemci programı hangisi ise otomatik olarak o programın içerisine, ki ben Word'ü kullanıyorum, EndNote kurduğunuz versiyonu otomatik olarak yerleşti bakın. EndNote 20 şeklinde bu versiyon buraya yerleşti. Şimdi burada ne var? Şöyle bir bakacak olursak, ayrıca hem de EndNote'u da ekrana getirecek olursam, isterseniz önce EndNote ekranını sizlere bir tanıtayım. Şimdi üstte menü çubuğu var. Hepimizin alışık olduğu File, Edit, References, Groups, Library gibi. Sol tarafta şöyle bazı seçenekler görüyorsunuz, gördüğünüz gibi. Ortada arama yapabileceğiniz bir kısım var. Sağ tarafta da yaptığınız aramalarla ilgili detayları görebileceğiniz bir kısım var. Biraz sonra bu kısmın da ne işe yaradığını sizlere göstereceğim. Şimdi isterseniz sol tarafın en altında Online Search diye bir kısım var. Bakın şurada Online Search kısmı var. Şimdi insanlar hep EndNote'u şöyle biliyorlar. Word ile entegre çalışan ve kaynakça otomatik ekleyen bir program gibi biliyorlar. Oysa bunun yanında EndNote online arama yapabileceğiniz, yani literatür taraması gerçekleştirebileceğiniz bir program. Böyle bir imkanı da bize sunuyor. Bu arada hocam, katılımcılar yüksek lisans, doktora hangi düzeydeler acaba? Hocam şu an çoğunluk doktora. Düzeyinde. Hı. Tamam, güzel. Şimdi online search tarafında biz literatür taramamızı tamamen EndNote'un içerisinde yapabiliriz. Şimdi şöyle düşünün, genelde Google Scholar'ı kullanıyoruz. Google Scholar da bütün indeks veri tabanlarını ne yapıyor? Tarıyor. Hı. Veya o WoS'a gidip, Web of Science'a gidip oradan da tarama yapabiliyoruz. Scopus'a gidebiliyoruz, Eri'ye gidebiliyoruz. Oradan taramalarımızı gerçekleştirebiliyoruz. EndNote aslında bizim farklı veri tabanlarına hiç gitmeden kendi içerisinde arama yapma imkanı veriyor. Nasıl? Şöyle bakın, sol tarafta çeşitli seçenekler görüyorsunuz. Mesela işte Web of Science, SSTI, Web of Science Core Collection. Şurada bir artı işareti var online search'ün yanında. Artı işaretine tıklarsam, tekrar gösteriyorum bakın. Online search'ün hemen yanında artı işaretine tıkladığımda arama yapmak istediğim özellikle A'dan Z'ye onlarca, yüzlerce veri tabanı, katalog ya da indeksi burada görebiliyorsunuz sevgili hocalarım. Mesela W'ya tıkladığımda bakın Web of Science Ahçı, Web of Science Core Collection, SCI, SSCI, da işte E'ye tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi E ile başlayan indeksler. Mesela ERIC, sosyal bilimlerde çok kullandığımız indeks. Ben bunu oraya eklemek istersem şu sol tarafa, bunu seçip Choose butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi sol tarafa ERIC sekmesi de yerleşti. Yani siz çalıştığınız alan, disiplin, ana bilim dalı neyse ve hangi indekste arama yapmak istiyorsanız şuradaki artıya tıklayarak arama yapmak istediğiniz indeksleri buraya ne yapabilirsiniz? Getirebilirsiniz. Şimdi Web of Science SSCI'ya tıkladım sol tarafta. Ortada bir arama kısmı oluştu hemen. Dikkat edecek olursanız. Aramada neler var? Şöyle listeyi aşağı doğru açarsam, isme göre arama, older, yıla göre arama, title başlığa göre arama ya da çeşitli keyword ya da abstract içerisinde arama gibi seçenekler var. Mesela işte title diyorum.
Title'ı seçtim. Başlığa göre bir arama gerçekleştirmek istiyorum. Ve şuraya hemen sağ tarafına başlıkla geçmesini istediğim kelime neyse buraya yazıyorum. Örneğin distance education ifadesini buraya yazdım. Search butonuna tıklıyorum. Şu an kendisi SSCI indeksinde distance education başlığını kullanarak ya da kelimelerini kullanarak bir arama gerçekleştirdi. Ve dikkat edecek olursanız toplamda şurada gösteriyor 1350 adet toplam yayın sayısına ulaştı. Şimdi ve yıla göre de bakın bunu sıralıyor listede. Last updated. Bu butona tıkladığımda geçmişten günümüze bir sıralama gerçekleştiriyor. Burada ne var? Sol tarafta yazarın adı, soyadı vesaire gibi bilgiler. Yılı bu sütunda. Bu sütunda makalenin başlığı. Burada hangi dergide yayınlandı? Bunları şöyle büyütüp küçültebilirim çekerek. Örneğin bu ilk yayın Educational Technology and Society'de yayınlanmış. İşte 10. ayın 27'si vesaire gibi. Ve kitap bölümü mü, article mı bu bilgileri bize burada sunuyor. Şimdi bunu biraz daha ben daraltmak isteyebilirim. Hemen yukarı gittim. Bu sefer altta year, yıla göre mesela 2022 diyorum buraya. 2022'yi yazdım ve tekrar search butonuna tıkladım. Şimdi 1350 kaça düşecek bakalım. Gördüğünüz gibi 72 tane makaleyi bana burada sıraladı otomatik olarak. Şimdi ilk başta 1000 küsürdü. Yıla göre sıralama yaptım. Bunu daha da daraltabilirim bu şekilde. Bakın bir sonraki aşamaya da götürebilirim. Ya da isme göre arama yaptırmak istiyorsunuz. Yani Google Scholar'da herhangi bir yerde bir hocanın ismini buldunuz diyelim. Ben kendi adımı mesela burada soyadım virgül işte C deyim. Uluyol virgül C. Search dedim. SSCI indeksinde tarama gerçekleştirdi ve benim buradaki yayınlarımı gördüğünüz gibi otomatik olarak sıraladı. Şimdi burası şu sol alt taraf online search kısmı sizin literatür taraması yapmak için kullandığınız yer. Şimdi burada örneğin şu yayını ben kullanmak istiyorum. Yayının üzerine tıkladığım zaman sağ tarafta bir şey çıktı. Dikkat edin. Biraz şöyle sola çekerek büyüteyim. Şöyle büyüttüm. Orta tarafta hangi makaleye tıklarsanız şöyle sağ tarafın içeriğinin seçmiş olduğunuz makaleye göre değişiklik gösterdiğini göreceksiniz. Bakın başka bir makale seçeyim. Gördüğünüz gibi sağ taraf ona göre değişiyor. Ne var bu sağ tarafta? Şimdi 3 tane sekme var. Çok sık kullandığımız. Örneğin şu makaleyi seçtim ortadan. Yukarıda summary, özet, edit ve PDF başlıkları var. Summary'yi seçtiğimde şu anda benim makalemin başlığı, makalenin kimler tarafından yazıldığı, hangi dergide, hangi volüm ve hangi sayıda, hangi sayfa numarasında olduğunu, VOS numarasını ve abstract'ını buraya otomatik olarak çekti. Edit sekmesine tıkladığımda yukarıda, bu edit benim müdahale edebildiğim bir yer. Herhangi bir yanlışlık olduğunu düşündüğüm bir yer varsa buraya gelip müdahale edebiliyorum. Mesela işte VOS numarasının yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. 16 değil de bakın şimdi düzeltiyorum. 17 yaptım. Çok özür dilerim, biraz hastayım. Öksürürsem lütfen kusura bakmayın. Çok fena grip olmuşum.
Burası sizin elle manuel müdahale yapabileceğiniz yer. Burada mesela yazarın adresi. Burayı düzeltmek istiyorum. İşte Gazi Univ diyor. Geldim, üniversite yaptım. Örneğin Department of Computer Education and Instructional Technology kısaltmış. Ben burayı elle tam açık halini yazabilirim. Bu değişiklikleri yaptıktan sonra sağ üstte Save butonuna tıkladığımda yapmış olduğum değişiklikleri otomatik olarak kendisi ne yapıyor? Burada son haliyle kaydediyor. Tamam. Bir de PDF kısmı var. Burası çok güzel ve çok önemli bir özellik. Ne var burada? Şu an bu makalenin PDF'i yok, bakın boş. EndNote'un güzel taraflarından bir tanesi şurada ortada, bakalım bulacak mı? Makalenin üzerindeyken sağ tıklıyorum ve diyor ki Find Reference Updates. Güncel halini bir tara diyor, bakın. Şu anda makalenin hani belli bilgilerinde değişiklik olabilir, onu arıyor. Ya da başka bir makalede yapayım. Makaleyi seçiyorum ortadan. Sağ tıklıyorum. Bakın, çeşitli seçenekler karşıma geliyor. Şimdi bazen otomatik buluyor kendisi full PDF'leri. Ama bazen de bulmuyor. Bulmadığı zaman ben manuel buraya makalenin PDF'ini kendim ekleyebiliyorum. Hemen ekleyeyim. Mesela şu makalemi seçiyorum. Makalenin başlığını buradan kopyala yapıyorum. Chrome'a gittim. Scholar Google.com'a gidiyorum. Makalemi buraya yapıştırdım. Full tekstine zaten ulaşabiliyorum Gazi Üniversitesi içerisinden. Full tekstine tıkladım ilgili linke. Hocam bu arada birileri geliyor ama siz onları kabul ediyor musunuz? Ben alıyorum hocam, siz merak etmeyin. Tamam. Makaleyi bakın PDF'ini indiriyorum şu anda. Makalemi indirdim. Tekrar EndNote'a döndüm. Şimdi şu makalenin PDF'i var elimde. Summary, Edit ve PDF kısmına gittim. Ya da şurada Summary de olabilir. Şurada bir buton var. Bakın. Bu arada sistem çok yavaş çalışıyor. Edrom'dan bağlanıyorum, ondan mı acaba? Şimdi makaleyi şuraya indirmiştim son halini. Şöyle makaleyi alıp buraya sürüklüyorum. Şimdi bakın, makalenin PDF'ini buraya attım. Ayrıca dikkat edecek olursanız şu ortada kendisi en sola bir attach işareti yerleştirdi. Bu attach şu anlama geliyor. O makalenin PDF'ini artık sisteme siz otomatik olarak eklediniz. Hatta EndNote'un güzel taraflarından birini söyleyeyim hocalarım sizlere. Şimdi Google Scholar'ı kullanarak bir PDF indirdiniz. Makaleyi indirdiniz. İsterseniz beraber şöyle indirelim, bakın. Arama yapmak istediğiniz keyword var mı? Google Scholar'a gittim. Mesela ne diyeyim? Siber güvenlik. Ya da İngilizce aratayım ki sorunsuz bulsun. Siber güvenlik dedim. Böyle tam metnine ulaşabiliyormuşum. Tıklıyorum tam metnine. Bakın, PDF'ini buluyorum. PDF'i bilgisayarıma indiriyorum. İndirdim. Sol altta
indirdim. Şimdi EndNote'un güzel taraflarından birisi şu sevgili hocalarım. EndNote'u biraz şöyle küçülteyim. Şöyle küçülttüm. İndirdiğim makalem de şuydu. Şimdi bir PDF buldunuz internetten. PDF'i şöyle biraz da çekeyim. Yukarıdaki şurası EndNote ekranım. PDF'i sürükleyip EndNote'un içinde herhangi bir yere mouse'la bıraktığınızda, bakın sürükledim ve bıraktım. Tekrar tam ekran yapayım. Makalenin bütün bilgilerini kendisi otomatik olarak internetten buluyor ve summary, edit ve PDF kısmına kendisi otomatik yerleştiriyor. Gördüğünüz gibi. Mesela edit'e tıklarsam, bakın kim tarafından yazılmış, hangi yıl yazılmış, başlığı neymiş, hangi dergide yazılmış, hangi volüm numarası, sayfa numarası, DOI numarası, ISSN numarası gibi bilgileri kendisi otomatik ekliyor. Aynı zamanda tam metin PDF halini de kendisi buraya getirdi gördüğünüz gibi. Yani EndNote'un güzel taraflarından birisi de bu. Siz herhangi bir PDF'i Scholar'dan ya da başka bir yerden buldunuz. PDF'i sürükleyip EndNote'un içerisine bıraktığınız zaman kendisi bütün interneti tarıyor ve bütün bu bilgileri otomatik olarak çekiyor ve makalenin tüm detaylarını size burada hazır olarak sunuyor. Tamam. Yani burayla ilgili herhangi bir sorunuz var mı? Aşama aşama gidelim. Hocam, o zaman ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Az önce PDF'i attınız ya. Peki bu PDF'de yer almayan dergi isimleri içinde geçerli mi? Bazen sadece PDF'de makale oluyor ve dergi ismine, sayısına ve volümüne ulaşamıyoruz. Onları da buluyor mu aynı şekilde? Şöyle hocam, Web of Science'da taranıyorsa dergi, SCI, SSCI, SCI Expanded, Ahçı, %99 buluyor. Ama bizim TR Diz'in ya da Türkiye'de yayın yapan çeşitli indekslerde her zaman bütün bu bilgileri bulamayabiliyor. Bilginiz olsun. Ya da yurt dışı kaynaklı dergilerde bazen şöyle problem olabiliyor. Mesela dergi ücretli oluyor. O zaman bütün bilgilerini vermeyebiliyor. Böyle de bir durumla karşılaşabiliyoruz. Ama özellikle sosyal bilimler alanında SSCI'yi göz önüne alacak olursak %99 oranında bütün bu bilgileri otomatik kendisi buluyor ve getiriyor. Peki devam ediyorum. Dolayısıyla sol taraftaki bu online search kısmını aslında ben literatür taraması yapmak amacıyla kullanabiliyorum. Hatta bakın sol tarafa dikkat edecek olursanız sürükleyip bıraktığım PDF'leri recently added ya da imported references kısmına kendisi otomatik olarak yerleştirdi. Şöyle. Ve sağ tarafta seçmiş olduğum makaleyle ilgili summary, edit, PDF gibi seçenekleri karşıma getirdi. Şimdi şu online search kısmı bizim literatür taraması yapmak için kullandığımız yer. Şu anda 2, 4, 5 tane yayın bulmuş. Ben kendi adımla aramıştım. Diyelim ki şu yayın benim işime yarıyor ve bu yayını ben kullanmak istiyorum. Şimdi şuraya dikkat edin. Sol üstte dikkat edecek olursanız all references kısmı 2 diyor. 2. Neden? Çünkü ben internetten biraz önce 2 tane PDF'i oraya sürükle bırak yaptım. 2 tane yayını ekledim. Bu makale benim tezimde işime yarayacak. Seçiyorum. Neredeyim şu anda? Dikkat edin. Online Search Web of Science kısmındayım. Şuradaki artıya tıklıyorum. Artı butonu var. Tıkladım. All References'a bakın. 3 oldu. Şimdi bu All References şu sevgili hocalarım. Şöyle de biraz çekeyim. Benim
Word ile entegre çalışan yerim burası. Yani yararlanabileceğim, işime yarayacağını düşündüğüm kaynaklarımı attığım yer bu All References kısmı. Web of Science, SSCI, tekrar oraya tıkladım. Burası arama yaptığım yer. Burada onlarca, yüzlerce makale buldum. Ama benim işime yarayacağını düşündüğüm makaleleri bir süzgeçten, filtreden geçirip, örneğin şunu da ekleyeyim, bakın, artık tezimde yararlanabilirim, kullanabilirim dediğim noktada bunu seçiyorum. Artı işaretine tıklayınca All References kısmına, bakın 4 oldu, makaleyi alıyor. All References'a tıkladığımda burası benim Word ile beraber entegre çalışan kısmım. Yani biraz sonra onu da göstereceğim. Word tarafına gittiğimde artık ben kaynakça yönetimimi tamamen buradan gerçekleştirebilirim. Burada sol tarafta attach işareti bulunan makalelerin tam metin PDF halleri de otomatik olarak EndNote tarafından bulunmuş anlamına geliyor. Mesela şu en üstteki makalenin PDF'i yok gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü attach işaretini görmüyorum. EndNote'un güzel taraflarından birisi, burada tam metini bul da diyebilirsiniz. Nasıl diyoruz? Bakın, herkes şuraya dikkat etsin. Bu her zaman bulmayabiliyor ama. Sağ tıklıyorum yayının üzerinde. Find full text diyor. Tam metni bul. Tıklıyorum. Arama yapıyor. Bulamadı dedi. Uyarı verdi. Bakın. Şurada sol tarafta not found kısmına getiriyor. Ya da diğerini bir aratayım. Sağ tıklıyorum. Find full text diyorum. Onu da şu an bulamadı. Ama ben ne yapabiliyordum? Makalenin başlığından şöyle şurada summary'den tam metnini bulup Google Scholar'dan burada attach file diyerek buraya ekleyebiliyordum. Yani bulmadığı durumlarda kendi manuel PDF'ini buraya ne yapabilirim? Ekleyebilirim. Peki, şimdi şunun tam metnini bulmuş. Tam metnini bulmuş. Attach işaretinden bunu anlıyorum. Hemen sağ tarafı şöyle biraz da büyüteyim. Summary kısmında özet bilgiler, edit kısmında detaylı manuel müdahale edebildiğim yerler, PDF'i de o makalenin PDF'i. Şimdi buranın güzel tarafı şu. İstersem şurada sağ üstte bir buton var. Bunu tıklarsam şöyle büyük pencerede de açabilirim gördüğünüz gibi. Şimdi burayı PDF'in üzerinde sol üstte küçük bir buton var bakın. Mesela şurayı ben tezimde kullanmak istiyorum. Highlight yapabilirim. Şurada highlight butonu var. 4-5 tane küçük zaten buton var. Seçip mouse'la şöyle gelip bakın işaretledim sarıyla gördüğünüz gibi. Hatta buraya yorum da ekleyebilirim. Yoruma tıkladım. Buraya geldim. Yorumu bıraktım. Bunu tezimin giriş kısmında kullanacağım dedim. Not düştüm. Bu şekilde işaretlememi buradan yapabiliyorum. Ve kaydet butonu var. Kaydettim. Bu çarpıyı kapattım. Tekrar şu EndNote ekranıma döndüm. Dikkat edecek olursanız, yani ben EndNote'un dışına çıkmadan burada PDF'i aşağı doğru hareket ettirerek okuyabiliyorum. Üzerinde işaretlemeler yapabilirim. Highlight yaptım sarıyla ya da işte altını çiz var. Bakın şuranın altını çizeyim. Altını çizdim. İşte üstünü karala var. Üstünü karalayayım. Buralara bu şekilde hiç EndNote dışına gitmeden bütün işlemlerimi burada gerçekleştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Yani EndNote'u aslında hiç dışarı çıkmadan, bir çıktı almadan,
EndNote ekranı içerisinde istediğim gibi yararlanabiliyorum. Peki, burayla ilgili sorunuz var mı? Çok basit, gördüğünüz gibi bir ekranı var. Üç sütunlu, işte sol taraf, ortada arama ekranı, sağ tarafta da ortadaki hangi makaleye tıkladıysam tam metin PDF'lerini yüklediğim ve üzerinde çeşitli notları aldığım ekran burada karşıma geliyor. Peki, şimdi Word'e gidiyorum. Hocam Word ekranım geldi mi acaba? Geldi hocam. Tamam. Şimdi artık tezimi yazıyorum. EndNote'la entegre gidiyorum bakın. Burası benim EndNote ekranım. Hatta EndNote'u kapatayım buradan. Kapattım. Şu an Word'ü açtım. EndNote kapalı. EndNote'u kurduğunuz anda kelime işlem programının sağ üst köşesine EndNote 20 eklendi gördüğünüz gibi. Burada çeşitli seçenekler var. En solda Insert Citation. Aşağı açılır oka tıkladığımda bakın Insert Citation, Insert Selected Citation gibi seçenekler var. Bakın Go to EndNote vesaire gibi seçenekler var. Style APA 7 gibi seçenekler burada var. Birçok seçenek var. Biraz sonra göstereceğim. Burada Go to EndNote butonuna tıkladığımda bilgisayarda EndNote'u kendisi otomatik açıyor gördüğünüz gibi. Kendisi otomatik açtı. Şimdi Word'e gittim. Tezimi yazmaya başladım. Hemen yazıyorum. Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri BİT diye kısaltayım. BİT alanında önemli yatırımları hayata geçirmektedir dedim. Böyle basit bir ifade yazdım. Şimdi yararlandığım herhangi bir kaynaktan, EndNote'un içindeki kaynaktan ben buraya hemen atıfta bulunmak istiyorum. Insert Citation, Insert Selected Citation gibi seçenekler var gördüğünüz gibi. Şimdi mesela EndNote'a gideyim. Bunu şu yayından aldığımı düşüneyim. Bakın şu an bu seçili. Mouse'la bu seçili. Word'e gittim. En soldaki Insert Citation'ı aşağı doğru açtım. Hocam eş zamanlı geliyor mu bu aşağı açılmalar falan? Evet hocam. Tamam. Insert Selected Citation dediğimde gördüğünüz gibi Uluyol 2013 şeklinde atıfı buraya verdi ve kaynaklar diye bir başlık oluşturdu ve kaynaklara kendisi gördüğünüz gibi otomatik olarak ne yaptı? Ekledi. Yazarın adı, yılı, makalenin başlığı, derginin adı, hatta APA standardında. Neden APA standardında? Benim hem buradaki style'ım dikkat edecek olursanız APA standardı, hem de EndNote'a gittiğimde EndNote'da şu an için APA standardı seçili durumda. APA standardında bunu otomatik olarak yerleştirdi. Peki ikinci bir şey eklemek istiyorum. Onu da ikinci yöntemle anlatayım. Buraya geldim. Mesela devam ediyorum. Son 10 yılda ülkemizin teknoloji yatırımları 10 milyar doları aşmıştır dedim. Şimdi ikinci atıf verme yöntemini göstereyim. Bunu buraya Word'e yazdım. EndNote'a gidiyorum. Onu da şu makale versin. Örneğin. Şu makale versin. Şimdi bu makale seçili. PDF'i de var burada. Üzerinde notlar vesaire alabilirim. Bu makaleyi seçtiğimde şurada çeşitli butonlar görüyorsunuz. Bakın kocaman bir çift tırnak var.
Insert Citation diyor. Buna tıkladığımda Word'e kendisi gitti ve seçili olan o kaynağı buraya kendisi otomatik olarak yerleştirdi. Bakın ve A'dan Z'ye sıralı bir biçimde ne yaptı? Kaynakçaya ekledi. Hatta şuraya bir noktalı virgül koyduğumu düşüneyim. Şöyle. Bu arada yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Burada elle bir düzeltme yaptınız diyelim. Bakın V'yi siliyorum. Kendi anında güncelliyor. Dikkat edin. Tekrar V koydu. Şimdi benim burada tez yazan arkadaşlara önerim şu. Şimdi şurası ortada bakacak olursanız instant formatting is on diyor. Yani EndNote ile bu şu anda eş zamanlı çalıştığı için her şeyi anlık EndNote'la karşılaştırıp burada otomatik eş zamanlı güncelleme yapıyor. Siz tezinizi yazdınız, teziniz bitti, elle müdahale etmek istiyorsunuz, manuel. Artık burayı, formatlamayı off yapın. Bakın şu an off yaptım. Artık buraya gelip, mesela V'yi sildim, end dedim örneğin. Da ampersand işareti koydum. Gördüğünüz gibi elle müdahale yapabilirsiniz ama benim önerim tezinizi bitirdikten sonra en son bu işlemleri yapın. Şimdi tekrar burayı ona aldığımda bakın benim yazdığım değişiklikler kayboldu gitti. EndNote'la eş zamanlı kontrol ederek gittiği için kendisi orijinal haline çevirdi. O zaman hem birinci yöntem olarak Word'ün içerisinden insert selected citation diyerek EndNote'da hangi kaynak seçili ise direkt buradan atıf yapabilirsiniz. İkinci yöntem EndNote içerisinde ilgili bir makaleyi seçip şuradaki büyük çift tırnağa tıkladığınızda Word'de imleç neredeyse direkt sizi orada otomatik olarak atıfı gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Tamam, bu şekilde hangisi kolayınıza geliyorsa farklı yöntemler kullanarak bu atıfları gerçekleştirebilirsiniz. Buraya ekleme yapabilirsiniz. Şimdi şu an iki tane kaynak ekledim. Solda Edit Manage Citations diyor bakın. Tıkladığımda iki tane kaynağı gösteren pencere karşıma geldi. Aranızda farklı alanlardan hocalarımız olabilir. Bazen sayfa numarası falan da veriyorlar. İşte Uluyol virgül 2013 S.37 diyor. Ya da İngilizcesi P.37 gibi. Bunu ilgili kaynağı bu listeden seçin. Şurada page diyor gördüğünüz gibi. Mesela page 37 dediğinizde, OK dediğinizde dikkat ederseniz şuraya yararlandığım yerin 37. sayfada olduğunu otomatik olarak kendisi güncelledi. Ve sayfa numarasını ekledi. Bunu istemiyorsak tekrar silip OK deyip bunu eski haline çevirebiliyorum. Şimdi bu şekilde istediğimiz kadar kaynağı buraya ekleyebiliriz. Kendisi A'dan Z'ye otomatik sıralıyor. Sonra EndNote ekranına tekrar döndüğümüzde kaldığımız yerden tekrar devam edebiliriz. Tabii ben burada mesela bir kayıt sormadı bana. Niye? Bir arama yaptığınız zaman size ilk bunu hangi isimle kaydetmek istiyorsunuz diye soracak. File menüsünden Save diyerek şöyle Save Copy deyim ben. Bunu bir yere kaydedin. Burada da önerim şu. Masa üstüne falan kaydetmeyin. Genelde C'nin altında bir klasör açın. Tez diye. Ya da D'nin altında. Klasöre bir isim verin. Mesela C'nin altında tez dedim.
Dikkat edecek olursanız uzantısını .nl yapıyor. EndNote Library, EndNote kütüphanesi şeklinde. Kaydet diyorum. Evet diyorum. Kendisi şu anda o kaydetme işlemini gerçekleştirdi. Burada bir şey daha göstereyim. Şurada sol tarafa bakacak olursanız, biraz önce açtığım ve eş zamanlı olarak EndNote'la çalıştırdığım Word belgesini de buraya aldı. Bakın, belge 1 diyor, gördünüz mü? Ve içerisine EndNote'dan kaç tane kaynak eklemişim? 2 tane kaynak eklemişim. Şimdi ben onu henüz kaydetmedim. Belge 1 diyor. Burada Ctrl C deyip kaydedeyim. Nereye kaydedeyim? Şöyle C'nin altında tez diye yer açmıştım ya. Aynı yere kaydederseniz hataları en baştan ortadan kaldırmış olursunuz. Şurası. Bunu tekrar göstereyim. Daha rahat olsun. EndNote'da aramayı yaptınız. File, Save, Copy dedik. C'nin altına geldim. Burada yeni bir klasör açıyorum. Sağ tıkladım. Yeni klasör dedim. İsmine tez dedim. Tezin içine girdim. Bakın şu an C'nin altında tezdeyim. Literatürdeyim. Uzantısı ENL. Kaydettim. Sonra Word'e geldim. Şimdi bunu göz attan C'nin altında, bakın tezin içine girdim. Ne diyelim? Tez çalışması. Word belgemi kaydet diyorum. İkisini de aynı yere kaydettim. Yani tek bir dizinde topladım. Şimdi masa üstüne yapmayın. Neden? Masa üstünün tam yolu uzun olduğu için bazen sıkıntı çıkabiliyor. O nedenle C'nin altında, D'nin altında herhangi bir klasör açıp, bu isminizle de olabilir, aynı yere kaydetmekte yarar var. Tekrar EndNote'a döndüm. Artık ben Word dosyamla EndNote'u senkron bir biçimde çalıştırıyorum. Şimdi başka bir güzel tarafını size söyleyeyim. Bunu biz daha önce yaşadık. Yani herhangi bir SSCI indekste falan makale yayınlayan arkadaş oldu mu aranızda? Ya da yollayıp red alan oldu mu? Olacak bundan sonra. Mesajlardan yazabilirler ama hocam biraz zaman alabilir yazmaları. Evet. Şimdi ben şöyle bir deneyim yaşadım. Onu özellikle söyleyeyim. Bilişim Enstitüsü'nde bir yüksek lisans öğrencimle beraber SCI Expanded bir dergi. Q3'te taranıyor. Yolladık. Epey bir eleştiri gelmiş ve revizyon değil de red cevabı almışız. Buyurun abla. Red cevabı aldık. Sonra oradaki düzeltmeleri yaptık. Başka bir dergiye yollayacağız. Bu sefer dergi referansları çok farklı bir şekilde istiyor. Nasıl istiyor biliyor musunuz? Bu şekilde APA standardında değil de şöyle istiyor. Bakın, mesela şuraya bir şey yazayım. Referansları şöyle istiyor sevgili hocalarım. Hiç gördünüz mü bilmiyorum, bu standardın adı neydi? Şöyle üst karakter şeklinde istiyor. Yani 1, 2, 3, 4 diye devam etsin. Şimdi ne yapmanız lazım böyle bir durumda? Siz APA'ya göre hazırlamış. İçerisinde de 50 küsür tane kaynak vardı. Word belgenizi eğer EndNote kullanmadan hazırladıysanız makalenizi,
tek tek içerisinde kaynakları manuel düzeltmeniz gerekiyordu. Belki bir günlük sizin boş yere zamanınızı alacak bir işlem. Bunun yerine şöyle geri geleyim tekrar. Geri geleyim. Bunun yerine eğer siz makalenizi, tezinizi EndNote ile yazsaydınız, ki biz öyle yapmıştık, rahat yaptık. Şimdi EndNote'dayım, Word'deyim, dikkat edin. Kaynaklar APA standardında. Şu yukarıda style var. Style. Style'ı seçiyorum. Bakın, aşağı doğru işte Vancouver style'ı, APA 7, Chicago gibi standartlar var. Mesela numbered, numaralı seçtim. Bakın makaleyi ne hale çevirdi. Yani yapacağım tek bir işlemle bütün kaynakları ve dikkat edecek olursanız bakın köşeli parantez 1 yaptı, köşeli parantez 2, köşeli parantez 3 şeklinde devam ediyor. Aşağıyı da kaynaklarda 1, 2, 3, 4 diye sıralayacak. Ve bu standardın mesela volümünü bold yapmış, dikkat edin. Bu 44'müş volümü. Şimdi style'ını değiştireyim tekrar. Vancouver'da ne varmış? Bakın Vancouver yaptım. Vancouver standardında da parantez içerisinde 1, parantez içerisinde 2 diyor. Burada da yılı falan en son yazıyor, dikkat edin. Bakın. Başka bir standart seçeyim. Mesela MHRA neymiş? Burada da APA standardı gibi ama virgül falan yok arada. Bakın Uluyol 2013 vesaire diyor. Gibi şeyler var. Dolayısıyla hani buradaki arkadaşlarımız yüksek lisans ya da doktora yapan arkadaşlarımız buradan makale çıkaracaklar. Makaleyi SCI Expanded bir dergiye yollayabilirler. Ama SCI Expanded'larda yazım stilleri farklılık göstermekte. Bir yerden red yediğinizde başka bir dergiye yolladığınızda derginin yazım şablonu, yazım stili farklılık gösterebiliyor. Eğer makaleyi siz burada olduğu gibi EndNote'la entegre bir şekilde hazırlarsanız hiç sizi yeniden yolladığınız derginin şablonu ne olursa olsun style'ı buradan otomatik seçip bakın başka bir şey seçtim. Otomatik seçtiğinizde içinde isterse 1000 tane kaynakçanız olsun kendisi otomatik o stile göre ne yapıyor? Kaynakçayı düzenliyor. Artık bu son haliyle siz makalenizi ya da tezinizi indirip son şeklini verebilirsiniz. Manuel elle müdahale edebilirsiniz. Bunun için şuradaki format kısmını en son işiniz bitti. Artık off konumuna getirip yani EndNote ile bağlantısını tamamen kesip artık buraya gelip elle müdahaleler yerleştirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Şimdi bunun güzel tarafı şu, tekrar onu alayım şu an için. Hani EndNote'la entegre kullanırsanız birinci avantaj her şeyi EndNote'un içinde okuyorsunuz. Bakın tıklıyorum. Makalemi buraya PDF'ini atmışım. Yararlanmak istediğim kaynağı. Buradan büyütüp küçültüp istediğim gibi okuma gerçekleştirebilirim. Buradan istediğim yerleri not alabilirim. Üzerini çizebilirim. Yani burayı tamamen bir yönetim programı olarak düşünün. Web'de tamamen literatürü taradığınız bir program olarak düşünün. Aynı zamanda kaynakları yönettiğiniz, kaynakları eklediğiniz bir program olarak düşünün. Ve dikkat edecek olursanız bu kaydetme işlemini falan gerçekleştirdikten sonra bakın Word'ü ben test çalışması DocX diye kaydetmiştim. Şu anda bu EndNote ekranımda test çalışması ile entegre çalıştığını anlıyor. Neden? Kendisi Word'ün hangi isimle kaydedildiğini anlıyor ve buraya otomatik olarak bunu otomatik ekliyor.
Dolayısıyla daha çok tabii şey var, detayı var. Ama buradan bütün yönetimi gerçekleştirebiliyorsunuz. İkincisi, Word'le sorunsuz bir biçimde çalıştığını görüyoruz. Çok rahatlıkla bütün kaynakçalarımızı buradan yönetebiliyoruz. Aramayı istediğimiz online kısmından yapabiliyoruz. Artıya tıklayarak, bakın, onlarca veri tabanı, indeks var. Taramaları buradan gerçekleştirebiliyoruz. Hiç başka bir yere gitmeye gerek kalmıyor. Sonra bulduğumuz yayınlardan istediklerimizi All References kısmına alabiliyoruz. Buradan Word ile entegrasyonunu da rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Tekrar şurayı ben APA'ya çevireyim. Bu şekilde bütün çalışmalarımı rahatlıkla yürütebiliyorum. Yani benim tabii burada çok fazla detay özelliği var EndNote'un. Ama eğer hocalarımın bunların haricinde aklınıza takılan soruları varsa o soruları cevaplayalım hocam. Hocam, birisi yazmıştı. Bakıyorum hemen, Eda Işır hocamız. EndNote içindeki belgelerde yaptığımız düzenlemeleri dışarı aktarabiliyor muyuz diye bir soru sormuş. Tam olarak ne demek istemiş EndNote içindeki? Belgelerde yaptığımız düzenlemeleri dışarı aktarabiliyor muyuz? Daha açık mesaj yazabilirse hocam. Merhaba, ben sorumun cevabını aldım aslında. Teşekkür ederiz bu güzel eğitim için. Gerçekten yararlı oldu. Ben de bilmediğim birçok özelliğini gördüm. Bu EndNote içerisinde hani hiç çıkmadan çalışabiliyoruz ya, belgelerimizi düzenleyebiliyoruz. O belgeleri eğitimin başında sormuştum soruyu. O belgelerin dışa aktarılıp aktarılamayacağını sormuştum. Mesela highlightlıyoruz ya bazı bölümleri. O highlightlanmış, düzenlenmiş şeklinde belgeyi hani save edip masa üstünde o belgeyi farklı şeylerde kullanabilir miyiz diye, içeri dışarı aktarabilir miyiz diye bir soru sormuştum. Ama cevabını aldım ki aktarabiliyoruz. Evet, aktarma işlemi yapabiliyoruz ama bu programlara genel olarak bibliografya yazılımı deniliyor. Şimdi bu programların şöyle bir özelliği var. Sadece EndNote yok bu arada. Zotero, Mendeley gibi yazılımlar var. Aslında bu söylediğiniz iyi oldu. Teşekkür ederim. Şimdi hemen buradan bir örnek vermek istiyorum. Şöyle Google Scholar'a gittik. Şöyle bir makale bulduk örneğin. Bu makale, bakın, her indekste hemen hemen şöyle ifadeler göreceksiniz. Add to Mendeley, share site diyor, bakın. Şimdi bunu site'a tıkladım. Export citation to RIS, export citation to BibTeX gibi seçenekler var, gördüğünüz gibi. Mesela RIS formatında indireyim. Sol alta indirdi. Bakın. Sol alt görünüyor mu bu arada? Evet hocam, görünüyor. Tamam. Şöyle yapalım. Tekrar şöyle Scholar'a bir gideyim. Mesela STEM Education diye aratıyorum. 2018'den itibaren şöyle bir tam metne bir ulaşayım.
Tabii sistemle ilgili olanlar genelde kitap olduğu için şöyle yapayım. Evet, sanırım şu dergi. Biraz önce hani arayınca bulunmaz ya genelde böyle. Direkt PDF'lerini. Peki şuradan şey yapayım. Hani farklı seçenekleri görün. Hangisi kolayınıza gidiyorsa onu şey yapın. Şimdi ben de dikkat edecek olursanız Google Scholar'da şurada bir seçenek görüyorsunuz. EndNote konumuna aktar diye. Bu şu an sizin bilgisayarlarınızda olmayabilir. Bunun için de şöyle bir ayar yapmanız gerekiyor. Sol üstte 3 tane çizgi görüyorsunuz. Kendiniz de deneyebilirsiniz bunu. O 3 tane çizgiye tıkladım. Google Scholar'ın içerisindeyim şu anda. Ayarlara tıkladım. En altta ayarlar var. Ayarlara tıkladım. Şurada en altta kaynakça yöneticisi diyor bakın. Alıntıları nereye açmak istiyorum? Mesela EndNote'u ben çok sık kullandığım için bu listeden ben EndNote'u seçiyorum. Kaydet dediğimde artık sizin Google Scholar aramalarınızda buraya bakın EndNote konumuna aktar diye bir seçeneğin geldiğini göreceksiniz. Yani bunu oturduğunuz bilgisayarlarda yapabilirsiniz. Herhangi bir metin aradığınızda. Şimdi şöyle bir makale. Bakın mesela şu. EndNote konumuna aktar diyorum. Şimdi sol alta dikkat edecek olursanız ilgili makale ile ilgili .env diye bir şey indirdi. Direkt buna tıklıyorum. Kendisi EndNote'u açıyor ve kendisi EndNote'a o makalenin detaylarını otomatik olarak indiriyor. Bakın. Gördünüz mü? Bunun aynısını TR dizin içinde yapabiliyorsunuz. Mesela TR dizin makale arama diyeyim şöyle. Bir bakalım. İşte yayın arama ne diyelim? Uzaktan eğitim diyeyim. Şöyle bir makale. Bakın makalenin sağ üst köşesine dikkat edecek olursanız PDF vesaire gösteren yerde EndNote simgesi var. Gördünüz mü? EN simgesi. Şu an TR dizindeyim. O simgeye tıkladığımda tabii Web of Science'a mutlaka bir üyelik yapın. Yani üye olmuştum ben ama hangi kullanıcı adımla olmuştum? Birden fazla kullandığımız için. Öyle söyleyeyim. Yani aynı mantık. EN işaretine tıkladığımızda şurada yine sol alta .env diye onu indirecek ve ona tıkladığınızda direkt EndNote açılıp şurada biraz önce olduğu gibi bakın makalenin detaylarını görebileceğiz. Şöyle Web of Science'dan direkt bir yapmaya çalışayım. Oradan bir örneği size göstermeye çalışayım. Mesela işte British Journal of Educational Technology'ye bir gideyim. Bir tane makale bulayım. Bakın burada da tools diyor. Yani kimisinde ikon gösteriyor.
TR dizinde olduğu gibi endnotun ikonu var. Kimisinde adı değişiyor ama mutlaka bulduğunuz makaleyle ilgili bir yerde böyle bir şey var. Mesela export citation diyor. Tools başlığının altında. Export citation'a tıklıyorum. Hepsi de login olmamızı istiyor bu arada. Şimdi şurada bakın diyor ki hangi formatta sen export etmek istiyorsun? EndNote, BibTeX falan soruyor. EndNote diyorum. Download diyorum. Sol alta hemen indirdi. Bakın. EndNote formatında bu makalenin uzantısını tam olarak indirdi. Tıklıyorum. EndNote'u açtı. Bakın gördüğünüz gibi makaleyi otomatik olarak buraya ne yaptı kendisi? Detaylarını şuradan bakabilirsiniz. Bakın summary'e tıkladım. Makalenin adı, yazarları, dergi vesaire, DOI numarası, özeti. Edit'e tıkladığımda detaylı olarak manuel müdahale edebildiğim bir yer. Bunu kullanacağım diyelim. Şöyle çektim. Bunu kullanacağım. Mesela full text'ini aratabiliyorum. Sağ tıkladım. Find full text dedim. Bakalım bulacak mı bunu? Gerçi biraz önce arattığım yerde widget'teydi. Evet. Bulmayınca zaten şurada gösteriyor. Not found diyor ama bulabiliyor. Şimdi başka bir özelliğini de söyleyeyim. EndNote'un. Şimdi şurada grup açabiliyorsunuz. My Groups diye bir seçenek var bakın. My Groups. Şimdi bunun güzel tarafı şu. Mesela tezinizde birden fazla değişken var. Örneğin bir tanesi diyelim ki interaction olsun. Etkileşim. Sonra yeni bir grup oluşturayım. Motivasyon diyelim. Motivation. EndNote'un güzel taraflarından birisi bu. Hangi değişkenle ilgili teziniz için yararlandığınız kaynaklar varsa ilgili kaynakları bu şekilde çeşitli gruplar altına da taşıyabilirsiniz. Yani örneğin motivasyonla ilgili 20 tane kaynak bulduysanız motivasyon başlığı altına bunları atabilirsiniz. Nasıl atıyoruz? Şurada şu kaynakları buldum. Sistem de biraz EDROM'dan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Yavaş çalışıyor. Bu kaynakları buldunuz. Bakın mesela şu motivasyonla ilgili mouse'un sol tuşunu basılı tuttum. Motivation'ın altına attım. Motivasyonda bir tane kaynak oldu. Diğerini başka bir makaleyi tutup interaction'a atıyorum. Tabii şöyle. Şöyle. Bak iki tane kaynak oldu. Gördüğünüz gibi yani ya da bunun tabii farklı yolları da var. İşte artıya tıklayıp açılan tarafta farklı işlemleri de ne yapabiliyoruz? Kendimiz burada manuelde ekleyebiliyoruz. Birçok yoldan birçok farklı şekillerde çok detaylı bir yönetim mekanizmasını bize EndNote sunuyor. Dolayısıyla değişkenleriniz bağlamında, çalışmanızın değişkenleri bağlamında böyle bir gruplama yapabilirsiniz. Hatta online tarafı anlatmadım. Şu sol tarafta senkronizasyon diye bir başlık var. Bakın en üstte. Senkronization diyeyim. Evet diyorum. Evet. Senkronizasyonu yaptı. Bunun güzel tarafı da şu. Önce kaydetmemi istiyor. Şimdi burayı şöyle baştan alayım. Sol tarafta senkronizasyon başlığı var. Senkronization'a tıkladığımda sağda daha önceden ben celebi.gazi.edu.tr ile girdiğim için bakın yaptığım bütün çalışmalar vesaire buraya senkronize etti ve online olarak senkronizasyonu sağladı. Şimdi bunu nerede kullanabilirsiniz? Bunun güzel tarafı ne? Bu senkronizasyon. Bunun güzel tarafı şu. 5 günlüğüne
Bir Çalıştay'a gittiniz. Gazi Üniversitesi'nden uzaksınız. Yanınızda laptopunuz olabilir, olmayabilir. Orada diyelim ki bir tane bilgisayar var çalışabilmek için. Senkronizasyonu Çalıştay'da akşamları çalışacaksınız. Senkronizasyonu oturduğunuz bilgisayarda bu şekilde otomatik yapıp bir hafta boyunca o kaldığınız otelde yine her türlü aramanızı, çalışmanızı yönetebilirsiniz. Daha sonra o bir haftanın sonunda tekrar Ankara'ya geldiniz. Ofisteki bilgisayarınızı açtınız. Ofiste de senkronizasyonu başlat dediğinizde kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Bakın, senkronizasyonu yaptığımda daha önce yaptığım çalışmalara ait yaptığım işlemleri otomatik olarak gösterdi. Yani EndNote'un güzel taraflarından birisi hem masaüstü ortamında lokal anlamda çalışabiliyorsunuz hem de online desteği var. Online tarafta çalışabiliyorsunuz. Masaüstü ve online tarafı senkron bir biçimde çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Evet. Tuğba İstanbullu tez yazımı ile ilgili olarak istenen sayfa düzenini de bu program ile otomatik olarak ayarlayabilir miyiz? Gazi tez yazım kılavuzunda verilen ölçülere uygun olarak. Aslında sadece ölçülere uygun olarak değil, bir ara ben bu EndNote'un yetkilileriyle iletişime geçmek istedim. Şimdi Tuğba Hanım, bazı üniversiteler şunu yapmış. Bu arada paylaşımımı durdurayım şöyle. Bazı üniversiteler şunu yapmış. Bunu daha sonra uygun olduğumuz bir zaman içerisinde işte Enstitü Müdürümüz Sayın Profesör Doktor Şaban Çetin hocama da söyleyeceğim. Mesela Bursa'ydı galiba. Bursa'da bir üniversite, bir enstitü oraya EndNote'a kendi yazım kurallarını içeren bir başlık koymuş. O enstitünün öğrencisi o başlığı indirdiğinde enstitünün hangi standartlarda kaynak istediği, sağından, solundan, yukarıdan, aşağıdan ne kadar boşluk olduğu, kaynakçanın nasıl gösterilmesi gerektiği ile ilgili şablon otomatik olarak orada var. Dolayısıyla Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans ya da doktora tezi yapan kişi EndNote'un ilgili yerinden o kütüphaneyi otomatik indirip çalışmalarını oradan otomatik bir biçimde sürdürebiliyor. Baktım, bizim Gazi Üniversitesi'nin herhangi bir enstitüsünün orada yazım kuralları yok. Yani bu kurumsal anlamda mı iletişim sağlanıyor? Onu tam çözemedim. Çünkü muhtemelen bu bizim bireysel isteğimizle olmayacaktır. Üniversite düzeyinde ya da enstitüler arası bir iletişimle belli bir prosedürü takip ederek gerçekleştirecektir. Bu şekilde ilgili enstitünün bütün kurallarını içeren bir yapıda öğrencinin işini çok ciddi oranda kolaylaştırdığını görüyoruz. Onu da zaman içerisinde muhtemelen yaparız. Sizler de o dönem içerisinde yararlanabilirsiniz. Kaynakçada APA 6 stili kullanılabiliyor mu? Evet, zaten bunda herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle ki, yani ben tekrar ekranımı paylaş dediğimde. Şurada bakın, Select Another Style diyor. Şu an Word ekranındayım. Select Another Style diyor. Burada yüzlerce style var sevgili hocalarım. Onlarca, yüzlerce. İşte o Bursa'daki üniversite şunu yapmış. Kendi stilini oluşturmuş. Mesela Gazi EGT Bil diyelim. Biz bu stili EndNote'un stil kütüphanesine atıyoruz. Daha sonra bizim kendi yazım şablonumuza göre stilimiz bu listede yer alıyor. Öğrencimiz geliyor, Eğitim Bilimleri Enstitüsü öğrencimiz. Gazi EGT Bil Style'ını seçtiğinde, okey dediğinde, bakın şu an bu listeye
direkt Gazi EGT 1 otomatik yerleşiyor. 7000'den fazla üniversitenin, kurumun otomatik style'ı var. Oradan da direkt indirme işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Yani sadece bizim APA 6, APA 7 vesaire değil, 7000'den fazla üniversitelerin, enstitülerin şablonlarını EndNote'un kendi stil sayfasından indirip Word'e aktarıp buradan otomatik olarak kullanabiliyoruz. Bilginiz olsun. Benim sistemim de çok yavaş çalışıyor bu arada. Başka soru varsa teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Ben soru yoksa teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Paylaşımımı burada durduruyorum ve hocalarıma, değerli yöneticilerimize sözü devrediyorum. Celeb hocam. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Değerli vaktinizi bizim için ayırdınız. Tabii ki çok bilgilendirici, çok önemli bilgilerin olduğunu, yani atıl bir program değil, kişiler kullandığında onlara çok büyük kolaylık ve yarar sağlayacağını düşündüğümüz, bunun için sizi buraya davet ettiğimiz, sizin de bizi kırmadan nazikçe bu daveti kabul edip değerli zamanınızı ayırdığınız güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca da biz notlarımızı aldık. Dediğiniz gibi büyük kolaylık sağlar. Öğrenci de işini kolaylaştırmış, öğrencinin işini kolaylaştırmış oluruz. Biz burada onun için varız zaten. O notu aldık Çelebi Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben tekrardan bize vakit ayırdığınız için, hem bize hem öğrencilerimizi aydınlattığınız için çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun, var olun. Rica ederim hocam, ne demek? Davetiniz için çok teşekkür ederim. Öğrencilerimizle olmak, onları özellikle tez yazımı hususunda bilgilendirmek oldukça önemli. Burada geçmiş dönemlerde Şaban hocam şöyle bir şey gelmişti. Üniversitemizin etrafında bazı kırtasiyeler bu işi yapıyor dedi zaten. Doktora öğrencilerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir risk var arkadaşlar. Siz Word dosyanızı kırtasiyeye götürüp veriyorsunuz. Yani tezinizi siz o kırtasiyeye teslim ediyorsunuz. Ve o teziniz henüz bir yerde yayınlanmamış oluyor. Dolayısıyla bir güvenlik riski oluşturuyor, bu birincisi. İkincisi, yani kendiniz yönetmek varken, kendiniz manuel istediğiniz yere müdahale edip yönetmek varken ve zaten akademik hayatın içerisindesiniz. Bu sadece tez olayı da değil. Bundan sonraki süreçte birçok çalışmanın içinde olacağız. Birçok makalenin içinde olacaksınız. Dolayısıyla hani usta kendimiz olmakta her zaman için yarar var. Hocam çok teşekkür ediyorum davetiniz için. İnşallah yararlı olabilmişizdir. Ayşe hocama da nazik davetleri için ayrıca teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam. İki defadır bizi destek oluyorsunuz. Sizinle güzel etkinlikler de yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Umarım öğrencilerimiz de yararlı olmuştur. Bu uygulamayı da kullanmaya başlarlar. Bir arkadaşımız da sormuş, tekrar sayfada yayınlanacak mı diye. Evet, bütün yaptığımız konferans serileri YouTube hesabımızda yayınlanmaktadır. Oradan takip edebilirler. Tekrardan teşekkür ederiz Çelebi hocam. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımıza. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Katılımlarınız için de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitim konferansında tekrardan görüşmek dileğiyle.